Merhabalar. Biyografik filmler yazarların hayatlarını anlamamız açısından son derece önemli örnekler. Bugün de sizlere iki tane biyografik filmden bahsedeceğim. Biri J.D. Salinger'ın hayatını anlatan 2017 yapımı Çavdar Tarlası'ndaki Asi filmi, Rebel in the Rye orijinal ismi filmin. Diğer filmimiz ise Paulo Coelho'nun hayatını anlatan Paulo Coelho'nun En İyi Öyküsü adlı eser. O da 2014 yapımı Brezilyalı bir Brezilya yapımı bir film. Bu iki filmden bahsedeceğim. Ve tabii ki bu iki filmden bahsetmişken de yine J.D. Salinger'ın ve Paulo Coelho'nun hayatlarından bahsedeceğim. Gerçi J.D. Salinger'ın hayatını Çavdar Tarlası'ndaki Çocuklar kitabını anlattığımda detaylıca bahsetmiştim ama bugün de yine bu videoda da onun da hayatından bahsedeceğim. Bu iki filmde de ortak bazı özellikler var. Önce onları anlatayım sizlere. Bir klasik bir baba oğul çatışması var. Zaten erkek yazarları yazar yapan bu baba oğul çatışması nedense. Böyle bir enteresan bir durum var. Hem Salinger hem de Paulo Coelho babalarıyla çok ciddi çatışmış iki evlat. Diğer konu yazarların ne yazık ki kitaplarını yayınlatmakla ilgili yaşadığı büyük problemler. Ve son olarak da yazarlığa tutunma çabası. Yani bu yazarlığa tutunma çabası çok zorlu bir yol. Ve bütün yazarlar sanırım bunu yaşıyorlar. Bu iki yazar da bunları yaşamış. Şimdi Çavdar Tarlası'ndaki Asi filmine gelelim. Gerçekten 2017 yapımı bir film. Çok güzel bir biyografi. En baştan en sona ilerleyen bir biyografi. Yani çocukluktan alıyor J.D. Salinger'ın hayatını. Ta ki onun bu münzevi bir hayata geçişi vardır Salinger'ın. 1960'lardan sonra o döneme kadar olan dönemi gerçekten güzel anlatıyor. Fakat tabii bu filmin de hep çeşitli eksiklikleri var. Ondan da biraz olsun bahsedeceğim. Kevin Spacey'nin çok güzel bir oyunculuğu var. Keza Salinger'ı oynayan Nicholas Hoult'un harika bir oyunculuğu var. Gerçekten film açısından da yani sinema sanatı açısından da kıymetli bir film. Rebel in the Rye. Ama onun dışında da bizler için yani edebiyat severler için de Salinger'ın hayatını çok detaylı anlattığı için çok güzel bir film. Şimdi Salinger'ın hayatında çocukken babasıyla olan çekişmesini görebiliyoruz. Babası zengin bir adam. Salinger'da birçok okula girip çıkmış ve hiçbirinde başarılı olmamış bir kişi. Babası ona asla güvenmiyor. Yazar olmak istiyor ama yazarlık zaten çok geçer akçe bir iş değil. Bu çocuk da zaten hiçbir şey yapamıyor. Bir de yazarlık mı yapacak gibi bir babanın fikri var. Babanın kendi işleri var. Ticaretle uğraşan bir adam. İşte gıda alım satımı yani pastırma falan yanlış hatırlamıyorsam öyle bir işleri var. Ve onun başına geçmesini istiyor. Fakat annesinin de teşvikiyle ve annesinin olaya el konmasıyla Salinger Columbia Üniversitesi'nden Whitburnett'ın akşam derslerine katılıyor. Filmde Whitburnett'ın hemen etkilediği görülüyor ama tabii gerçek hayatta öyle değil. Gerçek hayat filmin gibi değil. Bayağı dersler geçtikten sonra onun Salinger'ın öykücülüğünü görüyor Whitburnett ve bayağı etkileniyor. Salinger da ondan etkileniyor ve güzel bir birliktelik oluşturuyorlar. Whitburnett The Story dergisinin editörü. Hatta Salinger ilk öykülerin orada yayınlanmasını istiyor ama Burnett yayınlamam diyor. New Yorker'da sen bir şansını dene diyor. Ki o dönemin en iyi dergisi. Daha sonra Salinger'ın öyküleri New Yorker'da da yayınlanacak bu arada. Neyse ilk öyküsü The Story'de yayınlanıyor. Yazdığı bazı öyküleri daha iyi yazdıktan sonra The Story'de Whitburnett öyküsünü yayınlıyor. Çavdar Tarlası'ndaki Çocuklar kitabında ki biliyorsunuz Salinger'ın en önemli eseri. Holden karakteri daha önce öykülerine yazıyor Salinger. Ve o karakterin romanlaşması gerektiğini söylüyor Whitburnett ona. Ve o konuda yani o karakterin roman olması konusunda ciddi anlamda destekliyor. Ve aklına giriyor Salinger'ın. Salinger 2. Dünya Savaşı'na gitmeden önce ne yazık ki 2. Dünya Savaşı'nda askerde savaşmak zorunda kalıyor Salinger. Muazzam travmalar var ve o travmaları çok iyi anlatıyor film bu arada. O savaştan önce romana başlıyor yazmaya. Savaşta da romanı devam ediyor. Askerden döndükten sonra savaş travması onu ne yazık ki bırakmıyor.
ve romanı yazmaya devam edemiyor bir süre. 9 Öykü diye bir eseri var. Whitburn'dan onu yayınlamasını istiyor ki anlaşma yapılmış, yayınlanacak. Hatta şöyle der filmde, ya benim dönme nedenim bu kitabın yayınlanması için ben döndüm. Savaştan yoksa niye döneyim, niye yaşadım ben diye söyler. Whitburn'un serzenişte bulunur. Fakat onun da elinde değil, yayın evi yayınlama kararı almaz. Sonrasında Whitburn'la çok ciddi, ona karşı çok ciddi bir kin duyar. Yani o kitabın yayınlanmaması konusunda son derece kin duyar. Selinger'ın böyle bir öfkeli hali de var insanlara karşı. Yani insanlar sözlerini tutmadığı anda onlara karşı muazzam öfke duyuyor. Filmin ilerleyen bölümünde de hayatının diğer kısmında da bunu görebiliyoruz zaten. Ve Whitburn'la böyle bir öfke duyar. Neyse sonra bu 9 öykü bir yayın evi tarafından yayınlanır. New Yorker'da öyküleri çıkmaya başlar. New Yorker'la anlaşma yapar. Öyküleri yayınlanır. Artık meşhur olma yolunda ilerliyordur. 1951'de Çağdağ Tarlası'nda Çocuklar romanı yayınlanınca muazzam bir üne kavuşur. Ama hayranları tarafından o kadar hani yolda görüldüğünde sen bu musun diye söylenir ki zaten ilgi çekmekten nefret eden, yalnızlığı seven, hele bu entelektüel kitleyi hiç sevmeyen bir kişi Selinger ve bu ilgiden muazzam rahatsız olur. Ve bir münzevi bir hayata doğru çekilir, bir çiftlik evi tutar ve orada daha önce tanıştığı kız arkadaşıyla orada evlenir ve bir hayat olur. İki tane çocuğu olur. Fakat filmde bu karısıyla olan ve çocuklarıyla olan ilişkisi, bebekleriyle daha doğrusu olan ilişkisini kötü gösterir. Aslında gerçeğe pek uymaz. Filmin sıkıntılı yanlarından bir tanesi de budur. Selinger röportaj vermeyen, pek kendi hayatını anlatmayan birisi olduğu için biraz o kısmı yönetmen o yanlış bir şekilde doldurmuş. Ama kızlarının biyografilerinden görüyoruz ki Selinger aslında çocuklarını seven bir kişi. Fakat eşiyle anlaşamıyorlar. Eşi sonuçta o münzevi hayata daha fazla katlanmak istemiyor. Ve Selinger ayrılıyor, boşanıyorlar. Ve Selinger hakikaten o yani Çavdar Tarlası'ndan çocuklardan ta işte 60'ta Fren'in Zoo'ya kadar tamamen o münzevi bir yaşama devam ediyor. Ama arada yayınlanan yani kitapları, birkaç tane kitabı yayınlanıyor ve onlar yayın evinden çıkıyor. Sonra 60'tan sonra bir karar alıyor ve kitap yazmaya devam edecek ama bunların yayınlanması istemiyor. Bütün söyleşileri kapalı. Hatta evliyken bir genç kız geliyor. Lise işte öğrencisi bir genç kız geliyor. Pardon, üniversite öğrencisi bir genç kız geliyor. Okul gazetesinde yapacağı röportajı okul gazetesine yayınlanacağını söylüyor. Selinger'da bu gençlere karşı bir ilgisi var. Seviyor gençleri Selinger. Ve bu röportajı kabul ediyor. Ki o zamanlar röportaj asla vermiyor kimseye. Ve çocuk, o genç kız o röportajı okul gazetesinde yayınlıyor. Şey pardon, yerel bir gazeteye veriyor. Tabii ki Selinger çok büyük öfkeleniyor. Ve bütün insanlar olan güvenini bu olayla kaybediyor ki filmde bu çok da güzel anlatılır, çok da güzel yer verilmiştir. Filmin iyi kısımlarından bir tanesi. Ve sonra zaman içerisinde münzevi bir hayata dönüşüyor. Tabii Çağdağ Tarlası'ndaki çocuklar yıllarca çok ciddi satmaya devam ediyor. Selinger'ın da bu kararı insanlar için daha da bir çekici hale getiriyor. Her ne kadar istemese de. Fakat o münzevi hayatın devam ediyor ta ki ölene kadar. Öldükten sonra mirasçıları Selinger'ın o dönemde yazdığı yani yayınlanmayan kitaplarını yayınlama hakkını verdiler. Yakın zamanda o kitaplar da yayınlanacak diye biliyorum. Bir roman yazmış galiba. Çeşitli yine öyküleri var Selinger'ın. Ve böyle bir hayatı geçirmiş. Film bunları güzel veriyor. Sadece o münzevilik dönemini biraz kısa anlatıyor. Tam içine giremiyor. Bunun da temel nedeni yönetmenin o sıralamayı düz bir şekilde yapması. Ve o dönemle ilgili pek fazla bilgi olmadığı için oraya fazla kurcalamaması işin gerçeği. Ama güzel bir biyografik filmdir. Çağlar Tarlası'ndaki Asi izlemenizi tavsiye ediyorum. Selinger'in hayatına güzel bir bakış açısı bize sunuyor. Gelelim Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun hayatını anlatan Paulo Coelho'nun En İyi Öyküsü adlı Brezilyalı filme, 2014 yapımı filme
Daniel Augusto'nun filmi yanlış hatırlamıyorsam. O filme bir bakalım. Bu filmde ise Çağdaş Tanrısı'ndaki Asi filminden bir farklılık var. Yazarın 3 ayrı zamanına atıfta bulunan bir film. Yani biz o filmi izlerken 3 ayrı zaman dilimine gösteriyor. Biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Filmatografik açıdan. Zaten IMDb'de de puanı biraz düşük bir film. Ama güzel bir film. Yani yazarın yine hayatını iyi veriyor. Paulo Coelho 17 yaşında akıl hastanesine yatırılıyor. Ailesinin isteğiyle. Özellikle babasının isteğiyle. Ailesi gayet dindar bir aile. Katolik bir aile. Paulo Coelho buna karşı çok tepkisi olan bir kişi. Bir intihar girişiminde de bulunmuş. Babasına da karşı inanılmaz tepkileri de olan bir kişi. Ve babasının isteğiyle akıl hastanesine yatırılıyor. Ve orada işte çeşitli tedaviler görüyor. Onları da filmin başında görüyoruz zaten. Filmin başı onun bu çocukluk gençlik döneminin başlangıcına ait olarak ilerliyor. Sonra 1970'leri görüyoruz. Paulo Coelho bu arada 47 doğumlu bir yazar. Onu da belirteyim. 1970'lerde ve onun işte farklı dallara girmesini görüyoruz. Çocukluktan beri aslında yazar olmak istiyor. Babası onun yazar olacağına asla inanmıyor. O anlamda babasının direkt bir tepkisi var. Onun bir kendi hayat görüşü var. Yani kendine bütün ekonomik anlamda sıkıntıya sokup bir harika bir ev tasarlayan yapan bir adam. Ama Paulo Coelho yazar olmak istiyor. Sonra önce bir söz yazarlığı dönemi var. Ben onun gerçekten söz yazar olduğunu bilmiyordum. Brezilya'da bayağı ünlüymüş şarkı sözleri konusunda. Ciddi işte albümlere bayağı albüme imza atmış Paulo Coelho. Ayrıca işte bir müzik yapım şirketinde de yapımcı olarak da yani yönetici pozisyonunda da yer almış. O oyun yazmış, tiyatro oyunu yazmış, farklı farklı işler yapmış. Ama yazarla bayağı bir geç giriş yapmış. 1970'lerde yine bir eseri bildiğim kadarıyla var ama o çok beğenilmemiş. 86'da Hac yolculuğu var. Santiago de Compostela, İspanya'da. Bu Aziz James yolculuğu diye geçiyor. Katoliklerin hac yolculuklarından, resmi hac yolculuklarından bir tanesi. Paulo Coelho işte uyuşturucuya bulaşıyor, işte alkole bulaşıyor. Böyle tam bir hippie hayatı yaşayan bir adam. Fakat sonuçta manevi boşluğa düşüyor. Ve en sonunda bir Hristiyan tarikatıyla, Katolik bir tarikatla tanışıyor. Sonra o maneviyatı tamamlamak adına bu yolculuğa giriyor. Bu yolculuğu 86'da yapıyor ve Hac kitabı, ilk romanı yayınlanıyor. İlk romanı yayın evleri tarafından beğenip yayınlanıyor. Güzel bir ilgi topluyor Brezilya'da. Sonra hemen arkasından Simyacı'yı yazıyor. Fakat enteresanlar, Simyacı yayın evi tarafından beğenilmiyor ve kabul edilmiyor. Bu çok kötü bir roman deniliyor. Hatta filmde de bu sahne vardır. Başka yayın evleri dolaşıyor. En son başka bir yayın evine kabul ettiriyor. Ve kitap yayınlandıktan sonra patlıyor gidiyor. Avrupa'da da birçok çeşitli çevirileri oluyor. Biliyoruz ki Paulo Coelho'yu ünlü eden kitaptır zaten Simyacı. Sonra tabii ki yazmaya devam ediyor. Filmin negatif yanına geleyim. Filmin negatif yanı söz yazarlığı kısmını, o çocukluk gençlik kısmını süper anlatırken yazarlık kısmında bir an kesiliyor. Yani filmin üçüncü kısmı da ara ara bu zaman geçişlerini yapıyor bu arada filmde. Paulo Coelho bir tane parti veriyor. Artık yaşlıdır. Yani günümüzün Paulo Coelho'sudur. Bir parti verir. Kendi sanat hayatını kutlama adına. Fakat o partiye katılmaktan vazgeçer ve yine o Santiago de Compostela yoluna aracı kırar ve oraya doğru gider. Eşiyle birlikte oraya bizi gösterir. O hac yolculuğunu gösterir ama bir türlü yani yazarlık hayatının başlangıcını, girişini bir anlamda bize o yolculukla anlatır ama kalan kısmını ne yazık ki anlatmaz film. O anlamda ben filmde ciddi manada bir eksiklik açısı buldum. O zaman geçişleri de bazen nerede ne olduğunu da anlayamaz noktasına geliyorsunuz. Yani niye işte ileri gitti, niye geri gitti kısımları da biraz kafa karıştırıcı. Ama yine o baba oğul problemi, yazarın başka başka meslekler yapması, farklı farklı alanlara girip çıkmasının güzel bir şekilde gösterimi ve sonra tekrar yazarlıkla buluşmasını bize güzel anlatıyor bu manada bu film. O yüzden izlenmesi gerektiğini düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Biyografi filmler gerçekten yazarlarla ilgili bizlere çok güzel bilgiler veriyor. Özellikle yazma sürecinde bulunan,
yazar olmak isteyen arkadaşlar için muazzam güzel örnekler. Her yazarın aslında benzer sorunları yaşadığını görüyoruz. Ailesiyle problemler yaşıyorlar. İşte kitapları yayınlatma süreçleri çok ciddi büyük sıkıntı yaşıyorlar. İşte sonra o yazarla, yani yayınlansa bile o yazarla tutulma süreçleri de zorlayıcı. Bunları bizlere gerçekten güzel anlatıyor bu filmler. Salinger'la ilgili, yani ilk anlattığım film ve yazarla ilgili Çağdağ Tarlası'nın çocukların videosunu çektim kanalımda, onu izleyebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Paulo Coelho ise genelde böyle popüler bir yazı olarak bilinir ve kimi edebiyat çevirilerince veya kimi okurlarca hani çok sıradan bulunur. Böyle negatif unsurlar söylenir. Benim için ise nötr baktığım bir yazardır Paulo Coelho. Ne çok sevdiğim ne de sevmediğim bir yazardır. Mesela 2008 yılında yazdığı Kazanan Yalnızdır diye bir kitabı var. Maalesef şu an baskısı yok ama e-kitap olarak Kobo ya da Diyanet'ten satın alabiliyorsunuz. Bu eserde mesela harika bir şekilde o süper zenginleri, işte moda dünyası ve diğer o farklı dünyalarındaki insanların çarpık yaşamlarını, yaşadıkları sıkıntıları, o hırsları, kazanma hırslarını ve yalnızlıklarını çok güzel anlatır. Şimdi böyle eserleri de var yani Paulo Coelho'nun. Hani bu eserler belki çok meşhur eserler ki bence Haç kitabı da ilk romanıdır. Onun da baskısı yok ne yazık ki. Mesela o da güzel bir eserdir bence. Yani onu hani bir anlamda hani popüler diye Paulo Coelho'yu bir kenara atmamak lazım. Güzel eserleri var, onları bulup okumak lazım diye düşünüyorum. Evet, popüler olduktan sonra ne yazık ki birçok yazarda olduğu gibi yayın evlerinin siparişi üzerine yazılmış kitapları var. Biliyoruz bunları. Veya işte hani çok sıradan hikayelerden oluşan kitapları da var. Biraz kişisel gelişim tadında eserleri de var Paulo Coelho'nun. Ama bunun yanında da boşa çıkarılmaması gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle yazarların da kitaplarını seçerek okumakta fayda var. Bugün sizlere bu iki film vasıtasıyla bu yazarları tekrar bir tanıtmış oldum. Biyografi filmleri, yazarların hayatlarını anlatan biyografi filmlerini izlemeye bence devam edelim. Ben hani bunları TRT2 kanalında izledim. Bu iki filmi de. TRT2 böyle güzel filmler veriyor açıkçası. Oradan da takip edebilirsiniz diye söyleyebilirim. Hepinize edebiyat dolu ve hatta sinema dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.